Kronik bronşit, zincirleme şekilde gelişen problemler sebebiyle ortaya çıkar. İlk olarak, iritanlar, enflamasyona sebep olur. Enflamasyon, mukus üretimine yol açar. Ve bu da, akciğer fonksiyonlarında problemlerin görülmesiyle sonuçlanır. Akciğer fonksiyonları derken, akciğer fonksiyonlarında meydana gelebilecek problemlere, yeteri kadar oksijen alamama ya da Nefesi dışarı verememeyi örnek olarak verebiliriz. Konunun özü bu zincir olduğuna göre hastalığı adım adım inceleyerek her adımda hangi tedavilerin uygulanabileceğini öğrenmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Söz konusu irritanlar olunca tabii ki irritanlardan kurtulmak en basit ve en hızlı çözümdür. Peki irritan deyince aklınıza ne geliyor? Eğer söz konusu akciğerlerimiz ise ilk düşüneceğimiz şeylerden biri sigara olabilir. Buraya bir sigara çizdim. Şu an bunları bozuk plak gibi tekrar ettiğimin farkındayım ama sigarayı bırakmak ya da sigaraya maruz kalmaktan kaçınmak hastalığın kaynağının daha da kötüleşmesini engellediği için kronik bronşitin tedavisi için çok ama çok önemli. Vereceğimiz diğer örnekler belirtilerin tedavisini kolaylaştırırken sigarayı bırakmak ya da sigaradan kaçınmak hastalığın ilerlemesini engeller. Onun için de bunu tedaviler arasında ilk sırada belirtmek istiyorum. Ha tabii kronik bronşite sebep olan başka eritanlar da olabilir. Örneğin dünyanın büyük bir bölümü için kirlilik, kronik bronşite sebep olan önemli eritanlardan biri ve kirlilik kolaylıkla engellenen ya da geri çevrilebilen bir şey olmadığı için hastanın bulunduğu şehirden taşınmak dışında fazla bir seçeneği yok. İnsanların meslekleri sebebiyle maruz kaldıkları kömür ya da asbest gibi maddelerde bu maddelerle temas halinde olan işçileri kronik bronşit açısından yüksek risk grubuna sokar. Her ne kadar iş yerlerindeki sağlık koşulları iyileştirmeye çalışılsa da, örneğin bu işçilere maskeler ya da koruma amaçlı giysiler giydirilse de, bu meslek grupları hastalık açısından yüksek risk taşıyorlar. Son olarak da alerjenlerden söz etmemiz gerek. Alerjenler konusunda yapılabilecek bir şey var. Örneğin hasta hangi alerjenin kendisi için irritan olduğunu anladıktan sonra o alerjenden elinden geldiği kadar uzak durmaya çalışabilir. Yani kronik bronşit tedavisinde ilk adım bunları elimizden geldiği kadar azaltıp akciğerlerin iriti olmasını engellemektir. Şimdi iritanların bir şekilde devrede olduğu ve belirtilerin tedavi edildiği senaryoya bakalım. Bu durumda vücutta iritanlara tepki olarak enflamasyon gözlemlenecek. Vücudun verdiği tepkinin bir bölümünün yaşandığı akciğerlerde, akciğer duvarındaki kasların spazmı sonucu öksürük başlar. Ve enflamasyona bağlı olarak da hava yollarında daralma meydana gelir. Şimdi de buradaki hava yolunu biraz yakından inceleyelim. Hava yolunun bu şekilde bir tüp olduğunu düşünelim. İrite olmamış bir akciğer lümeni çizdiğim şu şekildeki genişlikte olabilir. Burada da yumuşak kas dokusu, duvarın çeşitli katmanları, bezler ve bağ doku var. Aynı hava yolu irite olduğunda spazm görüleceği için lümen daralır ve havanın geçmesi iyice zorlaşır. Kaslar spazm geçirir, hava yolu duvarları kalınlaşır ve bu durumda lümen duvarında bir de mukus birikmeye başlar. Bunu tedavi etmek için bronkodilatör yani bronşları genişletmeye yönelik ilaçlar kullanılabilir. Bronkodilatörler hava yollarını açar. Yani bu hale gelmiş bir hava yolunun yeniden bu hale gelmesine yardımcı olur. Bronkodilatör olarak değerlendirilen birkaç ilaç sınıfı vardır. Bunlar arasında önemli olanlardan biri beta 2 agonistler. Agonistler reseptörleri aktive eder beta reseptörleri vücudun savaş ya da kaç tepkisinden sorumlu olan reseptörlerdir. Ve kalbimizden gözlerimize kadar vücudumuzun çeşitli yerlerinde bulunur. Vücudumuz savaş ya da kaç durumuyla karşılaştığında örneğin göz bebeklerimiz daha iyi görebilmemiz için büyür. Konumuzla alakalı olarak akciğerlerimizde de beta reseptörleri vardır. Akciğerlerdeki reseptörler az önce de bahsettiğim gibi hava yollarını açarlar. Bu gruptaki başka bir ilaç sınıfı olarak antikolinerjikleri söyleyebiliriz. Bunlar agonist değil, antagonistler. Yani kolinerjiklerin etkilerini tersine çevirirler. Bu ilaçlar her ne kadar farklı yollar izlese de yaptıkları şey hava yolu lümenini genişleterek akciğerlere hava gidişini artırmak ve enflamasyonu azaltmaktır. Şimdi size enflamasyonu engelleyen apayrı bir ilaç sınıfından söz edeceğim. Steroidler ve lökotriyen inhibitörleri. Bronkodilatörler bronşit belirtilerini tedavi eder. Bunu şuraya da yazalım. Ama lökotriyen inhibitörleri ve steroidler daha farklı bir şey yapar. Bu ilaçlar enflamasyonun olduğu bölgeye giderek enflamasyonu başladığı yerde durdururlar. Enflamasyon tetikleyici bir madde ile başlar. Bunu T harfi ile not ediyorum. Bu tetikleyici madde onu takip eden bir olaylar silsilesine yol açar. Yani şöyle düşünün. Önce A meydana gelir, A'dan sonra B, sonra C ve D ve nokta 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 diye devam eder. Son adıma kadar enflamasyon katlanarak artar ve son adımda lekotrien vardır. Lekotrien inhibitörü bu son adımı ortadan kaldırarak enflamasyonu yumuşatır. Steroidler daha önceki adımlarda, mesela C adımında devreye girip faydalı olur. Ve bu noktada etki ederek enflamasyonun etkisinin büyümesine engel olur. Steroid ve lokotriyen inhibitörü arasına bir çizgi koydum ama lütfen bunu bu iki ilacın aynı olduğu ya da birbiri yerine kullanılabileceği şeklinde düşünmeyin. Onları yan yana yazdım çünkü ikisi de inflamasyonu ilerlerken direkt olarak durdurmayı amaçlar. Yani bronkodilatör gibi belirtileri hedef almaz. Evet, şimdi sırada mukus var. Hasta çok fazla öksürüyor ve bu hasta için oldukça rahatsız edici bir durum. Bunun için de hastaya öksürük kesici bir ilaç verilebilir. Ama burada önemli bir durum söz konusu. Kronik bronşit hastalığında Öksürük kesici ilaç verilmemeli. Çünkü oluşan mukusun dışarı atılması gerekiyor. Şimdi çizimimizi tekrar yapıyorum. Hava yolları tıkalı, mukusla dolu ve biz mukusu burada istemiyoruz. Mukus için mavi kullanacağım. Ne de olsa mukus da bir nevi sıvıdır mukus burada biriktiği için hasta şiddetli bir şekilde öksürüyor ve bu son derece rahatsızlık verici bir durum. Böyle bir hastaya öksürük kesici bir ilaç verirsek, ilaç öksürüğü kestikten sonra bu durum daha fazla mukus birikimine ve hava yollarının tamamen tıkanmasına, dolayısıyla da bakteriyel enfeksiyonlara, zatürreye ya da diğer hastalıklara yol açabilir. Yani kesinlikle öksürük kesici ilaç kullanılmamalı. Öksürmek her ne kadar rahatsızlık verici bir durum olsa da, bu durumdaki hastanın öksürmeye devam etmesi onun için daha iyi olacaktır. Enflamasyonu azaltmak için kullanılan diğer tedaviler aynı zamanda daha fazla mukus oluşumunun önüne de geçebilir ve bu sorunu ancak böyle çözmeyi deneyebiliriz. Son olarak bir de daralmış hava yolları ve mukus sebebiyle yeterli seviyede oksijen alamayan akciğerler sonucu renkleri maviye dönen insanlardan bahsedelim. Bu hastalara oksijen vererek sorunu çözebileceğimizi düşünebilirsiniz. Oksijen tedavisi günümüzde hastanelerde ya da evlerde bile kolaylıkla uygulanabilen bir tedavi. Ama bazı durumlarda, özellikle de hastalığı ilerlemiş hastalara oksijen verirken son derece dikkatli olmamız gerekir. Şimdi size bunun sebebini açıklamak için biraz solunum refleksinden söz etmek istiyorum. Soluk alıp verirken bu konuda herhangi bir şey düşünmüyorsunuz öyle değil mi? Yani solunum sahip olduğumuz reflekslerden biri ve bizim uyurken bile nefes alıp vermemizi sağlıyor. İnsanların çoğunun kanlarındaki oksijen seviyesi bu yüksekliktedir. Karbondioksit seviyesi de yaklaşık olarak bu kadar yani biraz daha düşüktür. Aralarında bir fark olduğunu görüyoruz. Nefes aldığımızda oksijenin kana geçtiğini Nefes verdiğimizde de dışarı karbondioksit attığımızı biliyoruz. Eğer solunum düzenli değilse, kanınızdaki karbondioksit seviyesi artarken oksijen seviyesi düşecektir. Karbondioksit seviyesinin artması beynimize bir şeylerin yanlış olduğu mesajını verir ve solunum refleksi devreye girer bronşit olmayan birinde karbondioksitin artması beynin solunuma devam edip o gazı dışarı atması şeklinde bir emir vermesini sağlar. Yani karbondioksitin bronşiti olmayan birinde solunum refleksini kontrol ettiğini söyleyebiliriz. Bu kişinin sağlıklı olduğunu belirtmek için buraya bir S harfi koyuyorum. Sıra kronik bronşiti olan birinde bu kişilerin kanlarındaki oksijen seviyesi normalden düşüktür ve karbondioksit seviyesine yakındır. Bu kişilerde solunum refleksini kontrol eden yüksek karbondioksit seviyesi değil, düşük oksijen seviyesidir. Bu hastalara oksijen verdiğimizde solunum refleksini ortadan kaldırma riskiyle karşılaşabiliriz. Vücut solunumu devam ettirmek için oksijen seviyesinden gelen bilgiye ihtiyaç duyduğundan oksijen vererek bu refleksi ortadan kaldırırsak kötü bir bronşit atağı sırasında hastanın solunumu durabilir. Yani oksijen takviyeli faydalı olsa da ilerlemiş vakalarda dikkatli bir şekilde kullanılmalı ve hastanın soluk alıp vermeye devam edip etmediği sürekli bir biçimde kontrol edilmelidir. Son olarak bir de hastanın akut bir durumda olması yani hastalığın çok ilerlemiş olması durumunda hastaya steroidlerle birlikte başka bir enfeksiyona karşı antibiyotik de verilebilir. Antibiyotiğin amacı var olan enfeksiyonları tedavi etmekle birlikte olabilecek başka bir enfeksiyonu da engellemektir. Zaten oldukça şiddetli bir şekilde seyreden bronşitin üzerine bir de zatürre eklenmesini istemeyiz öyle değil mi? Size kronik bronşitin tedavi yöntemlerinden hızlıca bahsetmeye çalıştım. Gördüğünüz gibi tedavilerin çoğu semptomatik, yani hastalık yapıcı asıl etmenden kurtulmamızı sağlamaz. Ama şunu unutmayın. Öncelikle en başa dönülüp irritanların en aza indirgenmesi sağlanırsa bu muhtemelen uzun vadede hasta için yapılabilecek en iyi şeydir.